Merhabalar, bugün Aralık favorilerinden bahsedeceğim sizlere. İlk favori ürünüm, bu ay çok kullandığım, daha doğrusu Kasım ayında almış olduğum ama Aralık ayında daha çok tercih ettiğim Bottega Veneta Messenger Bag'den bahsedeceğim. Çok kullanışlı bir çanta. Aynı zamanda içi süet ve hakikaten küçük çanta taşıyacaksanız boyu da ayarlanabiliyor burada. Nişantaşı'nda olduğumuz için bu kornaları sık sık duyacağız herhalde bu videoda olsun. Dolayısıyla çok rahat ettiğim bir çanta. Çünkü genelde ben bayağı bavul gibi çantalarla geziyorum. İçinde makyaj çantası oluyor, topuklu ayakkabıdan yorulmuşsam eğer düz bir babet oluyor ya da işte ne bileyim birçok şey olabiliyor büyük çantanın içinde ama küçük çanta tercih edeceğim zaman bunu çok rahatlıkla kullandım. Beymen'den satın aldım. Dilerseniz başka yerden de alabilirsiniz. Diğer bir ürünüm ise Dermalogica'nın bu ürünü Skin Perfect Primer isimli bu ürününü çok kullanıyorum. Neden diyecek olursanız günlük hayatta makyaj yapmıyorum. Normalde bize fondöten sette daha çok uygulanıyor ama günlük hayatımda fondöteni tercih etmiyorum. Dolayısıyla bu ürün benim hakikaten hayatımı kurtaran bir ürün oldu. Çünkü hem fondöten yerine geçiyor, çok hafif bir kapatıcı özelliği olsa bile harika bir ışıltı veriyor yüze. Parlamadan muzdarip olduğum için de sık sık parlamayı kapatmak yerine bütün cildi parlatarak böyle bir formül buldum kendimce. Hem SPF özelliği var hem de anti-aging bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum günlük makyajlarda. Makyajdan konu açılmışken Benefit'in bu ürününe de bir göz atalım. Bunu da Aralık ayı boyunca çok kullandım çünkü normalde ben kirpiklerime waterproof maskara kullanıyorum. Neden diyecek olursanız kirpiklerimi her gün kıvırıyorum. Kıvırınca normal maskara kullandığım zaman o kirpikleri aşağı indiriyor. Ama waterproof kullandığım zaman kirpikleri sabitliyor ve her zaman kirpiklerim kıvırık kalıyor. Asla işte ne bileyim ağlamalı bir sahne olsun ya da başka bir şey olsun ya da ne bileyim yağmurda ıslanmış ol delicesine hiçbir şekilde waterproof akmıyor. Bu waterproof bir maskara değil, olmamasına rağmen kirpiklerimi düşürmedi ve o kadar hani boyut olarak da tatlı bir boyutu var ki istediğiniz zaman çantanıza atıp taşıyabilirsiniz. Fırçası çok güzel çünkü tek tek ayıran bir özelliğe sahip fırçası ve hiçbir şekilde kirpiğinizde kalıntı bırakmıyor. Ben günlük hayatta çok fazla kirpik boyamayı tercih etmiyorum çünkü hem fazla kirpiğim var hem de çok uzun olduğu için fazla bir makyaj yapmış gibi duruyor. Dolayısıyla bu benim için hakikaten kurtarıcı bir maskara oldu. İsmi de Roller Lash Benefit'in. Diğer bir ürünümüze geçecek olursak bu da Dior'un 2 adet ojesi. Bir tanesi yani sedefli bir oje. Diğeri ise bayağı pullu payetli diyebileceğimiz bir oje. Bunu alta sürüyorum. Diğerini üstüne sürüyorum ve müthiş bir efekt yaratıyor. Hakikaten pırıl pırıl parlıyor. Çok hoşuma gidiyor. Bunu dilersem tek başına da kullanabiliyorum. Başka ojelerin üzerine de kullanabiliyorum. Dolayısıyla ikisi de çok birbirini tamamlayan ojeler. Tavsiye ederim. Bunun çıkarması biraz daha zor oluyor. Çünkü dediğim gibi üstünde yani gerçek pullar var içinde. Diğer ürünümüze gelecek olursak Aralık ayı favorim olarak Zogi'nin hikayesi. Bu hikaye neden hoşuma gitti? Bu ejderhaların hikayesi. Ejderler nasıl ejderhaya dönüşüyor? Fakat öyle bir dille yazmışlar ki bütün hikaye kafiyeyle akıyor. İş Bankası Kültür Yayınları'nın bir kitabı, Julia Donaldson'ın bir kitabı. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde resmedilmiş, şöyle göstermek isterim. Ben bunu Kemal'e yatarken okuyorum ama kendim de o kadar çok kaptırıyorum ki o çok hoşuma gitti gerçekten. O yüzden bizim Aralık ayının favorisi oldu bu kitap, benim de Kemal'in de. Son ürünümüz, bonus olarak bu Egil marka
çizmeleri. Tabii ki çok fazla Aralık ayına hitap etmese de hani biraz ayağınızı üşütebilir çok uzun süre giyerseniz özellikle karlı havalarda ama yağmurlu havalarda müthiş bir çizme. Altında kendi ısıtıcı tabanı da var. Ve Süper Step'ten yollamışlar bana bunu. Çok teşekkür ediyorum. Severek giydim Aralık ayı boyunca. Bakalım Ocak'ta da beni kurtarabilecek mi? Bu videomuzda Aralık ayı favorilerinden bahsetmeye çalıştım. Eğer sizin konuyla ilgili, ürünlerle ilgili, kullandığım eşyalarla ilgili herhangi bir yorumunuz, öneriniz, sorunuz varsa lütfen videonun alt kısmına yazın ve bizi beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.